YouTube için kaydı da başlatalım. Selamlar YouTube. Bana da şimdiden. Bugün bir korku oyunu oynayacağız. Hep beraber. Layers of Fear. Tabii biraz geç kaldım ben oyun oynamaya ama en azından Türkçe altyazısı var. O yüzden elimizden geldiğince çevirmeme gerek kalmayacak bu oyunda. Berk alttan tire E Berke yani. Çok sağ ol takip için, hoş geldin. Hoş geldin. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Aleykümselam, aleykümselam. Aleykümselam, hoş geldin. Elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım. Ne çevirmeye çalışacağım lan? Türkçe oyun. Artık o kadar alışmışım ki. Elimden geldiğince çevirmeye çalışacağım demeye. Çevirmeye çalışmayacağım. Korku oyunumuza bir başlayalım bakalım. Hoş bulduk abi. Tekrardan iyi yayınlar demiş can da. Sağ olasın kanka. Sağ olasın. Sağ olasın. Hoş geldin sen de. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. Hadi bakalım nasıl bir hikaye You olacak. probably Merak deserve ediyorum. it. Güzel oyun dediler birinci oyun için. But İkinci even oyun for daha kötü you, dediler ama there is still a way. bakalım ilk oyun nasıl. A way to bring it İkisini de all oynayacağız back. tabii yayında da. Arka arkaya oynayamayabilirim. Arada medium'u da sokacağız korku olarak. The one precious thing you ever truly desired. Bakalım nasıl bir oyun olmuş. Finish it. Finish. Bunu niye Türkçe çevirmediniz lan? Oğlum altyazı Türkçe, bunu niye çevirmediniz lan? İlla bir yerden bir şeye ben uğraşacağım yani çeviri için. Allah Allah ya. Okuluk mu? Ha, aynen. Tamam. Normal koltuk oyunu mantığı. Tamam. Sandığı açalım. Space var diyor. Ha. Bir sanatçının zaferi. Galeri açılışı eleştirmenlerin ağzını açık bıraktı. Bazıları ona yeni Caravaggio giyiyor diyor. Hiçbir fikrim yok. Sanatçı belki ünlüdür, belki de öylesine götten sallama bir şeydir. Diğerleri onu Van Eyck ile kıyaslıyor. En büyülenen eleştirmenimiz ise isminin verilmemesini rica etti. Yüce Leonardo'nun ruhu bu diyecek kadar ileriye gitti. Ne yöne çekerseniz çekin, sergi muazzam bir başarıydı. Nokta noktanın tarzı. Bilmiyorum. Rönesans döneminin etkilerinin görüldüğü eşsiz uyumu ve ilerici tekniği sayesinde oldukça övgü topladı. Sanatçının kendisi de sergiye siyah elbisesi içinde nefesleri kesen güzeller güzeli nişanlısıyla beraber katıldı. Sadece bize özel olarak verdiği demeçte çiftin elbette ki devamı yok. Ortam nice. Ne yapacağımı oyun söylemiyor ama. Öyle, neyse kafamıza göre gelecek zaten, ne olacak. Selamun aleyküm. Burada ne yazıyor? Efendim, içerideki dağınıklığı tahmin bile edemiyorum. Ancak benden istediğiniz gibi atölyenize dokunmadım. Ayrıca eğer o oda sizin için bu denli önemliyse anahtarını nereye koyduğunuza dikkat etmelisiniz. Çalışma odanıza geri koydum. İyi günler. Tamam ya, ne şekil yapıyorsun? Lan benim atölyem nerede acaba? O aşağı katı sonra ineceğim. Önce burada ne varsa bir bakalım. Ne oluyor öyle? Oğlum bunu niye açık bırakıyorsunuz? Bedava mı bu ya? Uf, ayna yansımasına bak. Aman Allah'ım. Grafikler akıyor. Neyse olur öyle. Aşil protez ŞTİ. Drop mu yiyoruz biz? Elinde kasma var mı? Vallahi çıldıracağım bak artık drop'un. Neyse. Bir diz altı protez. Şunun boyunun bile içinde etmeyi nasıl başardılar ya? Bilmiyorum. Başı yapıyorlar bir şeyler. O ne öyle? Aha, fare zehri lan bu. Neyse bir şey yapmayacağım herhalde. FPS düşüyor dönerken ise şöyle ayarlayabilirim. Yayında da drop olabilir. FPS'in bir dakika, ne diyor? Değişiklik geçer mi? Oyun yeniden başlatılmalı. Allah belasını versin. Bakayım.
Drop yiyoruz abi, yok. Drop yiyoruz. Hayvan gibi drop yiyorum ben şu an. Hayvan gibi drop yiyorum yine. Bugün niye böyle oluyor bilmiyorum. Bugün ekstra bir fazla drop yiyoruz yani. İyice düşürdüm. Yayın drop yiyor. Amına sikam ya. Selamun aleyküm. Oğlum bayağı zenginiz ha. Paramız var ha. Vallahi paramız var ha. Bu ne abi? Bu ne işe yarıyor? Bu tartı lan bu. İlk not daha var. Tüm gece ayakta olacağını tahmin ettim ve sana bir şeyler hazırladım. Biliyor musun? Eminim Rembrandt bile ara sıra parlak fikirlerinden sıyrılıp bir sıradan halk gibi kendine horlamaya vermiştir. İnanılmaz değil mi? Uzun lafın kısası, hadi git de biraz uyu koca şapşal. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Garıcığım! Şu an araştırıyorum. Odalara bakalım. Kapakları, niye bunları açıyorum onu da bilmiyorum ama. Ben çünkü sanatçıyım, dağıtmam lazım her yeri. Böyle, ben böyle çalışıyorum arkadaşlar. Ben böyle çalışırım. Sanatçının her yeri açık bırakıp gitme özelliği var. Sanatçı dediğim böyle çalışır. Her yeri açık bırakıp gider. Selamun aleyküm. Lan bir beynim mal oldu lan oyunda. Niye top aldı lan bizim karakter? Buranın ışığı var mı? Ha. Kafamdaymış, göremedim ki. Ne oluyor amına koyayım ya? Aa, fare kapanı bu da. Tamam. Ha, bura kilitli. Üst kata çıkalım. Çünkü neden olmasın? Her yeri bir araştıralım önce, sonra alt kat. Alt kata sanırım, alt kat ana yer çünkü. O çok öyle geldi. Dur önce notu okuyalım. Açılıyor kapı. Tüm gece çalıştım, beni uyandırma. Oğlum burada yok ki kimse. Nasıl seni, beni uyandırma ne lan? Kafası mı güzel? Ayna kırık. Ne oluyor abi şu an? Ayna kırık. Bunları çok hoş olmuş. Onunla ilgili önden bilgi veriyorlar değil mi? Evet, yarra yediniz. Hayırlı olsun. Evet, Gökada'nın açılışı alev aldı. Yeni mağazanın açısında başlayan talihsiz yangın onlarca insanın canına mal oldu. Uzun süredir beklenen Gökada mağazasının açılışı, binadaki kablolar yanınca cehenneme döndü. Ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu acil çıkışa zamanında ulaşırken talihsiz olan bazıları binanın arka tarafında sıkışarak yükselen alevlere teslim oldu. Kayıp sayısı henüz açıklanmadı. Tahmini olarak en az 10 kişi ağır yaralı. Gökada'nın sahibi Ronald Schielfeld şimdiye kadar bu trajik olay hakkında açıklama yapmayı reddetti demiş. Aha, zopa. Burada bir şey yok. Ulan ne? Oğlum bunu niye böyle koydunuz ki ya? Kan var. Oraya sonra orada kan var abi. Oraya sonra. Do re mi fa sol la si, hiçbir fikrimiz yok. Okunacak bir şey yok. Ananı sikerim. Ne oluyor lan? Oğlum bu evde niye hiçbir şey insani gibi yerinde durmuyor? Anasını etmişler evin içine ya. Allah Allah. Tamam, sıkıntı yok. Nasıl bir fotoğraf? Bak, cam kırıkları var. Var ya, ağzına sıçmışlar ha, anahtar burada. Bakalım. C
Canım arkadaşım, müsaadenle bir soru soracağım. Aklını ekmek peynirle mi yedin? Biliyorum, zor bir dönemden geçiyorsun. Gerçekten anlıyorum seni. Zaten bu yüzden sırf eski zamanların hatırına o çizimleri yapmana izin verdim. Hatta sana bilerek bir de basit bir iş verdim. Çünkü kırmızı başlıklı çizmenin senin için çocuk oyuncağı olacağını düşünüyordum. Beklemediğim şey ise çocukları uyutmak için okunacak bir hikayeye konması için gönderdiğim bu canice korkunç görsellerdi. Bunları hayatta kullanmam ve şimdi ücretini önceden ödediğime yanıyorum. Lütfen bir an önce kendini toparla. Eski dostun Liam Brickstone, Harikalar Diyarı Yayın Evi. Ne yapıyor oğlum bu? Manyak ama ya. Adam kafayı sıyırmış. Biz ne yapıyoruz ben de bilmiyorum ki. Anlayacağız yani. Şu an bir şey yapmıyoruz. Ben şu an atölyemi arıyorum. Aslında atölyemin yerini biliyorum. Evi genel olarak arıyorum. Hikayeyi anlamak adına evi arıyorum yani genel olarak. Aha şurada. O okunmuyor. Abi oyun hazır Türkçe altyazılı. Vallahi beni çevirtmekle uğraşmayın. Harbi diyorum bak, samimi söylüyorum. Abi evde... Evde bir şey soracağım. Evde neden bir tane alet bile yerli yerinde değil? Her şey dökülüyor, kırılıyor, bir şeyler oluyor. Bu ne amına? Oyuncak var. Çocuğa aldığınız oyuncağa soham ya. Şurada çizimler var. Bu çocuk, bu biziz. Bunun niye üstü karalı? Yani daha karalı gibi geldi. Bilemedim. Neyse. Burada bir şey var. Eski püskü, her şey eski püskü. Ya insan gibi bir tane alet yok mu bu evde ya? Niye her yer gıcırdamak zorunda? Hep klasik fix ya. Korku evi olduğu an, böyle korkunç bir şey, olaylar olduğu an illa böyle tahtadan olması lazım evin. Ulan seslerle ilgili de sıkıntı var. Ben koşuyormuşum. Benim ayak sesim başka bir şey zannettim. Ananı sikerim. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bacasıydık mı diyor, ha onu düzelteyim. Neyse sıkıntı olmaz, ben yemeyiz ondan. Beers. Unutmuşum harbiden. Kaynamış. Düzelttim. Hoş geldin Doğu. Hoş geldin Doğu, hoş geldin Musti. Tamamdır, afiyet olsun Mustafa. Burası kilitli, açılmıyor. Tamam, anahtarı bulduk. Alt kata iniyoruz o zaman. Hazırsanız artık alt kata iniyoruz. Evet evet, seversin. Piyano kapandı, basılmıyor ona bir daha. o kapandı o. Bir daha basmayalım şimdi. Hoş olmaz. Aha, alt kata inmeme gerek kalmadı. Kapat lan kapıyı. Tam da saatinde girmişiz. Oo, tam doğuluk oyun ha. Ressamımız da geldi, amına koyayım. Anlatır bize. Tam adamı geldi. Selamun aleyküm. Evet, not okuyalım hemen. İkimizin böyle notlar aracılığıyla konuşma olayından daraldım. Artık aynı evde yaşıyoruz yahu. İşin bitince gel ve benimle konuş. Yatmadan önce. Yahu. Kardeşim ben sanatçıyım. Öyle benimle arada konuşamazsın. Öyle ne sandın lan? Ben kendimi sanatıma adıyorum. Kadın, biraz kendine çeki düzen ver. Benim yaratıcılığımı baltalama. Ne olur bunları atarım. Bunlar boya mı? Şarap şişesi mi? Tamam. Zanat bunlar. Zanat. Bunlar fırçalar. Boya şişesi gibi duruyor ama öyle bir yapmışlar ki şaraba da benziyor. Şarap değil mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Peki ben burayı açtım. Ne işime yaradı? Yani benim burayı açmamın... Ha anladım. Get it right this time. Bu sefer işi doğru yap. Ananı sikeyim. Ben şimdi naneyi yemedim mi?
Hocam ben bu evden gidiyorum amına koyayım. Yitik. Yitik ne lan? Yitik. Ha, yitik, lost, kayıp. Hak ediyorsun bunu. Bitir. Finish you. Kardeş hiçbir yer açılmıyor ki ama. Kral boya yok. Bak fırça var. İlham gelmedi, ilham. Vallahi bitireceğim ya. İlham gelmiyor. Aha vallahi şarapmış. Harbi söylüyorum bak, ilham gelse anında bitiririm ya. Ayıpsın yani. Aha şimdi çok. Ne oluyor lan? Lan niye kapandı? Ne oluyor lan? Lan dur, oyun dondu. Allah. Oğlum bak, oyun böyle yerlere dolma, sikerim ben lan ha. Ne oluyor amına koyayım? Arkam kapandı zaten, önüm kapanmış lan. Oğlum karakter de yalpalayarak falan gidiyor. Sikeceğim. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey açalım. Olur öyle, olur öyle. Çok hava rüzgarlı şey cam şey yaptı. Oluyor, oluyor. Öyle şeyler olur. Heyecan yapmamak lazım. Oğlum nereye geldim? La demin evdeydim ama. İnanırsın. Sanat. Yavaş sanat. Oğlum daha demin evdeydim amına koyayım. Ne oluyor? Aç bakayım. Aha piyano çalan bir kadın var. Bu kadın peşimizde. Fotoğrafı aldık. Bu kadın peşimizde. Çünkü böyle korku oyunlarında kovalayan illaki bir kadın olmak zorunda. Yoksa ırkçılıkla suçlanıyorsun. Neden bilmiyorum ama. Bu arada bir ses duyuyorum. Aynısını duyuyor musunuz bilmiyorum. Derinlerden bir uğultu var. Abla tamam, bir dahakine dokunmayız yani. Nedir? Ne piyanoymuş yani? O rüzgar mı? Bir şey var zannettim. Yemin ediyorum. Neyse iyiyiz. Bir sıkıntımız yok. Aga ben size korku oyunu taktiğini söylüyorum. Bu odaya girdiniz ya mesela, bu odadan çıkmıyorsunuz abi. Oyun ilerlemediği müddetçe karakterimiz de ölmez. Kimse de korkmaz. Ne oluyor oğlum? Öylesin. Şimdi onun şifresi var. Onun şifresini bir yerden çakozlamamız lazım. Acaba nereden? Onun skip! Kulağım skildi ya. 485 tamam. Sesleri güzel yapmışlar ama. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. Derin geri nedir yani? Will you marry aga me? Be, aga be. Oğlum ne bas veriyor yalnız kulaklık ha. O aniden öyle bir şey atlarsa benim aklım götüme girer. The past talks back, look closer. Geçmiş geride tutar değil tam çevirisi de neyse. Asla unutma. Ya geçmişe daha yakından bak diyor. Hani seni tutar. Geçmiş geride tutar. Daha yakından bak kısmı yok aslında. Yani geçmiş geride tutar diyebiliriz. Hani geçmişe bağlı kalıyorsun gibi. Oğlum bak her geçtiğim kapı arkamdan kapanıyor. Geleceğim şimdi. Niye sallanan bir şey olmak zorunda ya? Benim atölyemi karıştırıyordun yine. Son kez söylüyorum, seni o odaya girmeye iznin yok. Kapı açık kalmış olsa bile. Yasaklıyorum. Bu senin son yarın. Bir dahaki sefere yeni bir iş ararsın. Hayırdır la? Biz mi yazmışız bunu? Bize mi yazıyorlar? Amına koyayım. Bize yazıyorlarsa sıkıntı. Biz yazdıysak daha da sıkıntı aslında.
tekniken. Çünkü böyle yazdığımız biri bizim peşimizdeyse ölüp falan naneyi yedik. Hani yaşıyorken sıkıntı yoktu. Ha, şimdi öldüm. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Diye bize her şeyi yapabilir. O bir şömine karşısında oturalım ya. Vay, bakınca da ışık değişiyor. Aferin, güzel detay. Çok da önemli değil ama güzel detay. Aferin. Sevdim bunu, like. Allah belasını versin ya. Hop. Ne oluyor öyle? Ne oluyor öyle? Oh! Yemin ediyorum var ya. Tüylerim diken diken oldu. Ne oluyor amına koyayım? İyiyiz. Tamam, buraya kadar bir sıkıntımız yok. Hala drop yiyorum ben ama galiba. Evet abi, köpek gibi drop yemişiz. Bak. Ya en son var ya, arayıp söveceğim gerçekten ya. Neden abi, neden yani? Neden drop yiyorum? Lan daha kaça düşüreyim? bir ter bastı. Bir saniye şunu çıkar. Canım, henüz doğmadın ama daha şimdiden varlığını hissedebiliyorum. Bu tek kelimeyle inanılmaz bir şey. Ne kadar şanslı olduğuma kendim bile inanamıyorum. Çok değil, bir yıl önce elimdeki tek şey yeteneğim ve tutkumdu. Şimdi ise tüm olanaksızlıklara karşın bir kariyere, sevgi dolu bir eşe ve sana sahibim. Hiçbir zaman pek dindar biri olmadım. Sanırım diğerlerinin vaazlarını dinlerken bulmayı umdukları şeyi ben sanatımda mükemmele ulaşmaya çalışırken zaten bulmuştum. Ben online normalde de niye bu kadar bugün drop veriyor? Yani çok çok düşürdüm biti. Çamur gibi gözükecek artık. Çok 5.5 upload'um var benim. Yani 2K bitrate'le, 2000 bitrate'le ben yayın veremiyorsam yani ne anlatayım ben? Ne diyeyim ya şimdi? Neyse. Ancak şimdi büyük bir gücün beni gözettiğini hissediyorum. Diğerleri bana asla iyi bir müzisyen olamayacağımı söylerdi. Şimdi ise ülkenin en prestijli mekanlarında biletleri tükenen konserler veriyorum. Ayrıca zorlu bir karaktere sahip olduğumu ve asla ruh işimi bulamayacağımı da söylediler. Bir daha baksınlar bakalım. Son olarak bir doktor asla çocuk sahibi olamayacağımı söylemişti. Ama şimdi sen burada benimlesin. Ve ben dünyadaki en mutlu kadınım. Seni çok seviyorum. Maga be. Maga be. Maga be. Peki ben kimim amına koydum yerinde? Ya in miyim, cin miyim, hırsız mıyım amına koyayım, neyim ben? Ben niye bu evdeyim abi? Kadının konuşmalarını okuyorum durmadan. Anlamadım ki. Kadın gelecek o artık. Evet, belli gibi de. Allah belanı vermesin Fırat. Aha diye ses yaptı. Sesini duydum. Ne oluyor dedim ya. İçeriden sesi geliyor. Kapı kapanıyor. Hala kapanıyor. Geldim. Hoş geldiniz. Bence gelmeseydiniz. Selamünaleyküm. Merhabalar. Ordunuz. Birader bak, kafama geliyordu. Ayıp ediyorsun. Bak ayıp ediyorsun. Fıs 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 mı? Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. I'm not that round. Doğu seversin. Kıvrım yakalamayı istiyorum diyor adam. Kadın müzisyen, ben ressamım, onu anladım.
sanatçı bir aile. Bir tane de çocuğumuz var. Ama benim kadın... Ne oluyor amına koyayım ya? Öpücük sesi geldi lan. Aa, bu fare sesi lan. Allah belanızı vermeye. Ne oluyor oğlum? Ben yaklaştıkça fare sesi artıyor. Onun iskerim. Vur! Ulan sesleri fena yapmışlar ha. Drop olursa söyleyeyim bu arada. Ya daha ne yaparım bilmiyorum ama 100 kilobitli yayın mı vereyim bilmiyorum ama yani en azından söyleyin yani bileyim. Abi ben çok chat'e az bakacağım bu arada. Ananı bu ne? Lan resim değişmiş. Ben bu resmi fark ettim, buradaki resmi fark etmedim. Anam. Ben bir şey görmedim lan. Yalnız oyun böyle devam ederse ben daha çok tırsarım. Ama oyun bir yerde şeye bağlıyorsa ilk başta tırsıyorsun da sonra çok bozuyor. Hani arkandan biri kovalıyor, kaçıyorsun falan. Ondan sonra onun bir yarım saati oluyor. O yarım saatten sonra artık boku çıkıyor yani onun. Alışıyorsun. Öyle olmazsa... Abla ağlama! Ben gelmiyorum. Abla ağlıyor abi bak. Vallahi sonra bizden çıkartıyorlar acısını bak. Oğlum bu sahne tam pinti olmuş lan. Vallahi acısını sonra bizden çıkart. Ben gelmeyeyim ya. Ben hiç almayayım. Aynen. Visage'da da öyle olmuştu. Abla ağlama ama ya. Ağladığında hep bir şey oluyor abi. Abla al, vallahi ne olur ya. Ben harbiden giderim evde. Evi terk ederim. Sıkıntı yok. Yeter ki ağlama ya. Abi girmem lazım ama. Ben naneyi yedim. Aa, ağlama kesildi. Ana. Yara yedik. Kesilmemiş ağlama. Abi içeride ya. Abi açayım mı ya bunu? Bir dakika, kulağıma fena patlayacak bu. Beyler köşeden açarsak sıkıntı olmaz. Kitli. Tamam, ben başımıza geleceği söylüyorum şimdi. Ben buradan ilerleyeceğim. Ben buradan ilerleyeceğim beyler. Abla arkamdan donk diye kapıyı bir koyacak abi. Bir açılacak, arkamda kovalayacak beni. Ben naneyi yedim. Aha, kesti ağlamayı. Abla ne olur ya, vallahi gelmesen. İkisi de olmadı, göt oldum. Göt olmam daha iyi derken daha da beter bir jumpscare yiyebilirim. Emin ediyorum tüylerim diken diken. Oyun gizemini korudukça beni korkutuyor genelde. Ben ilk gizemli anlarında aklım çıkıyor, altıma sıçıyorum. Sonra işte dediğim gibi biz işte mesela öyle olmuştu. O fix yani. Ben Outlast'ta korkmamın sebebi o. Ben gördüğüm şeyden korkmuyorum genelde. Gerilmem yani. Gördüğüm bir şeyden. Mesela ne olacağını bilmiyorum. Ne gelecek acaba? Beni mesela onlar daha çok geriyor. Öyleyken aklım çıkıyor benim. Ama gizem çözüldü mü ben de mevzu kayış kopuyor. Patlıyor. Ne oluyor lan? Ya abla bak. Onun iski. Aç aç kapıyı aç. Aç kapı. Ananı sikim kapı. Aç! Birader ben alt tarafı açım. Yemek yiyeceğim. Hayır neden yani, bu zulüm neden bana?
Fare kıyması mı? Tombul çıtır çıtır leşler açlıktan kudurtuyorlar beni. İkide bir hastayım. Bu ne lan? Starving mouth. İkide bir hastayım mı? Nereden? Ha, constantly sick. Tamam. Sürekli hastayım gibi. Olur, ikide bir hastayım. Pis pis şeyler ya. Biri gider yarasa yer, biri gider fare yer. Aç mısınız, açıkta mısınız? Eve bak ama. Onu! Allah belanızı vermeye, Allah belanızı vermeye, Allah belanızı vermeye. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Bu adam ne yapıyor lan? Ne yaşıyor? Oğlum beni yönlendiriyor, diyor ki buradan siktir git diyor. Şuradan git diyor, bak tam şuradan siktir git diyor bana. O hoş değil. Abi kapı bana doğru açılmasaydı iyiydi ya. Amına koyayım, nereden gideyim? Tövbeler olsun. Burası hala kilitli. Ben yalnız yine aynı yere döndüm. Ben bir su içeyim mi? Lan Doğu var ya, sen de hemen aradan yukkaya atıyorsun ha. Al kardeşim, al. Aha bak, aynı şey bu. Fare kıyması falan filan. Bulduğumuz notlardan. Ne oluyor bu resim? Finish'i. Abi ben bunu bitireyim de, yani bu kadar hani korkutmanın amacı ne? Yani ben yine bitiririm. Niye bu kadar geriyorsunuz ki yani? Ortam olmuyor mu yani? Ben gerilmem mi gerekiyor? Aa, bunlar fotoğraflar. Bulduğum fotoğraflar. Bak, bulduğum her şey burada. Save'ledi gibi bir şey oldu yani. Burası şey noktası yani. Neyse işte. Checkpoint gibi. Güvenli oda. Buradan her çıktığında artık güvensiz oda. O nasıl bir kapı kapanma şekli? Animasyon kesildi lan. Neyse, fena oyun yapmamışlar ama. Kapıyı bir kapatalım hocam. Böyle bir kapatalım. Güvenlik önemli, güvenlik önemli. Evet. Ya bu kadar başımıza olay geldi. Mal gibi gidip asansöre biniyoruz değil mi? Sırayla ya, daha devam edecek herhalde. O tamamı değil. Ben oraya düşmezsem oyun beni çok şaşırtır. Oraya da düşmezsem oyun beni çok şaşırtır. Bunlar nasıl odalar ya? Başımıza gelmeyen kalmadı. Ben bir insan niye asansöre biner ki? Arkadaş, ben bu zulmü çekeceğime kendimi keserim, kurtulurum yani. Böyle bir zulüm yok abi. Ben derim ki ya, ben kafayı sıyırdım derim. Delirdim ya, fıttırdım. Ya da bu gerçekse abi, ben zaten bitmişim. Oturup ya ölmeyi beklerdim. Ne yapayım yani, anladın mı? Kaçaman kurtulaman. Hepsi kilitli. Hey. Ananı sikeyim. Orada kapı açıldı. Bu kilitli mi? Kilitli. Abla diyor ki gel, sen buraya gel. Kaçma diyor. Abi şu fotoğrafta ne kadar... Tövbe estağfurullah bir fotoğraf ya. Kusura bakmasın ama. Anahtar. Not var. Aha. Güzel. Bir nefes alalım. Bir nefes alalım. Bir derin nefes. Şimdi gördüm onu. Görüntü çok çamur gibi mi?
Öyle olursa da söyleyin, drop girerse de söyleyin. Çok kötüysen bir süre drop girmedikten sonra ufak ufak bir tartırız, belki öyle düzelir. Ama yani bayağı drop yiyoruz nedense. Saygıdeğer beyefendi, üzgün olduğunuzu kesinlikle anlıyorum ve eşinizin acısını paylaşıyorum. Ancak kati suretle belirtmeliyim ki artık sizden bu konu hakkında hiçbir şekilde mektup almak istemiyorum. Pardon. Derin akli oldukça karmaşık bir işlemdir ve doğal olarak başarısızlık riski taşımaktadır. Bunu belirtmekle birlikte benim ve Saint Anne Hastanesi'ndeki meslektaşlarımın eşinizin iyiliği için elimizden geleni yaptığımıza sizi temin ederim. Kişisel olarak konuşursam, var olan deri hasarını varsayarak yapabilecek olan en iyisini yapmış bulunmaktayız. Tabii ki istediğinizi düşünmekte özgürsünüz ve yaşadığınız hayal kırıklığını kesinlikle anlayabiliyorum. Parlaklık amına koyayım. Nasıl olup da benim mi gözüm aldı bir tek? Böyle tek tek okumaya çalışıyorum ya. Nasıl olup da bana veya meslektaşlarıma nefret dolu mektuplar yazmanın durumu daha iyi hale getireceğine inandığınıza bir türlü anlam veremiyorum. Daha önceden de belirttiğim gibi son zamanlarda çok fazla gerildiğinizi anlıyorum ve bu yüzden eğer bize yazmayı keserseniz size dava açmayacağımızı bilmenizi isterim. Şunu açığa kavuşturmalıyım ki artık çalışanlarıma, aileme ve bana karşı yazdığınız tehditleri görmezden gelmeyeceğim. Eğer bu zor zamanlarınızda size yardımcı olacak psikolojik destek almak isterseniz asistanımdan bu konuda uzman birkaç kişinin iletişim bilgilerini rica edebilirim. Siz ve eşiniz için en iyi dileklerim ve saygılarımla bilmem ne bilmem ne. Kafayı sıyırmışız biz işte amına koyayım. Her şey rüyaymış. Bizim adam delirmiş. Resmi kesin bilgi. Bizim adam delirmiş. Abi işte buradaki gibi olacak bak. Böyle güzel güzel bir piyano çalacak. That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. Tamam, dediğim doğru galiba. At least until I finish painting this one part. Don't make me doğru. beg. Eşimiz müzisyen, biz ressam, sanatçı bir aile. Falan filan çocuğumuz olmuş. Zart zurt. Beni yalvartma falan diyor. Diler diyor. Bu kilitli. Heh bak, bu anahtarla açılan kapı. Bari bu asansör düşecek. O asansör çok hayatta kalacakmış gibi durmuyor. Ananı sikim. Abi bana doğru açılmaması lazım işte. Yemezler. Yok şaka. Yiye de bilirim. Afiyet olsun. Ya amına koyayım. Şömine sesi var burada. Tamam lan. Oğlum burası yanıyor bu arada. Dur bu aç kapıyı. Valla Aras Kargo gelse şu an daha iyi olurdu sanki, ne dersiniz bilmiyorum ama. Ben aşağı düşeceğim değil mi burada? Ulan var ya. Yok amına koyayım, beni kesin daha iyi ya. Harbi diyorum, beni kesin amına koyayım. Ototune'lu bebek sesi mi? Yemin ediyorum ben buraya düşüp öleyim daha iyi lan. Ateşlere atın beni lan. Harbi söylüyorum, ateş at atın beni. Abi kapandı ya. Kapı kapandı işte. Bebiş. Sandıktan geliyor. Aa! Bir şey yok. Bebek ağlama. Ne oluyor? Kan oldu ya. Altın kapılarımız. Kan oldu Tayfun. Kan mı, şarap mı bu? O da anlaşılmıyor ki. Burada da şarap var. Ezel'le fit atarım ha. Montkar da olur. İyi ototune kullanımı iyi. Beğendim. Oğlum ki fareler de duruyor duruyor öpücük atıyormuş gibi ama. Bir onun sesini beğenmedim. Geri kalanı beğendim. Ama hani en tırstım şey ya. Şöyle yapacağım, zuf diye bir atlayacak. Ben var ya böyle koltuktan arkaya doğru fırlarım artık. Vırşık.
diye ben de. Açalım. Bir de hemen bir şey kontrol edeceğim. Görüntüde motion blur var mıydı? Günleştirme, su, ayna yansımaları, gölgeler, renk sapmaları. Bunların hangisi Türkçesi, İngilizcesi ne amına koyayım ben? Neyse söylersiniz, oraya bir baktınız. Bura kapalı. Fare kapanı var. Ben nereden geldim? Ha, ben buradan geldim. Aynen. Selamünaleyküm. Oğlum bir insan böyle bir evde niye oturur ya? Bak şömine yaparım ben de. Ama şu eskitme böyle eski tarzda evde niye oturuyor abi bir insan? Manyak mısınız oğlum ya? Koymuş bir de bunu. Abi ortama bak ya. Bak şu an hiçbir şey olmadığını varsayalım. Şu ortama bakın abi. Korku filmi gibi bir ortam ya. Al bir de bunları falan koymuşlar. Enteresan ya. Oğlum ben evde oturayım, bir insan bir ferahlamak istiyor yani. Evimde ben niye sürekli bir gergin bir ortamda oturuyorum yani. Hele şu post o şeye bak. Baphomet koymuş bir de. İnsanlara bir şeyler anlatıyor. Gerçi doğucunu bilir. Sanatçı adama sormak lazım. Mükemmel. Ne olmuş bende? Yaşar. Vallahi ben... Analiz ne oluyor lan? İp mi? Kasa açıldı lan. Nah bildim he. He nah bildim. He. Çok biliyormuşum gibi de kulağım şey yapıyor. He bildim aynen. 165. Nasıl olacak 165 burada? Anlamadım ki. 165 diye bir şey yok amına. 5 yok lan. O 1 de yok. 5'li katları da yok. Bak hani şeye de gel, araya da düşmüyor. Öyle düşünsem hani 10'lu katları. 165 nedir ya? Herhalde sonra açacağız. Dur bakayım ya. Bir içime dert oldu ama. Belki hani o kasa zorunlu bir şey değildir. 165. Bir bakalım abi. Arkada da dönmüyor ki kağıdım. 165. Ne ama 165. Ya 160. Aha. Devam ki. Neyse bir şey eksik toplarız. Çok da dert değil. Belki de dert bilmiyorum. Anamız ki. Gitti bura, tamam. Pardon. Rahatsız etmeyiniz durumundaydı. Özür dilerim. I'm sorry. I'm sorry benim hatam. Pardon. Ne hapşurdum yalnız ya. Haşş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 
Oğlum bak her baktığımda resim değişiyor. Sileceğim şimdi. Ya da bana mı öyle geliyor anlamadım ya. Ulan beni de delirttiniz adam. Bu ne lan? Oğlum orada bir ayna. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. Günler geçiyor. Fark etmesen de. Dünya dönüyor. Sen ne dersen de. İyi bu. Bence burada bir gerçeklik kırılması var bu arada. Aynen dediğin gibi.
Yuha amına. Dünya dönüyor. Allah karşıntı bastı. Peki bir şey soracağım ben. Şimdi bu aynada gördüğüm yansıma, benim bulunduğum yer aslında böyleydi. Ben buraya mı girdim? Yoksa bu burası mı? Nasıl? Bak şimdi burada gördüğümüz gerçeklik, diğer tarafta baktığımızda burası normal geliyor gözüküyordu ama. Buradan baktığımızda orası bok gibi gözüküyor. Bence az önce biz bok gibi olan yerden buraya geldik. Bence mantıklı. Devam edebiliriz o zaman. Yani bu demek oluyor ki abla oradaydı falan diyecektim. Avlama oğlum. Oğlum avlama. Oğlum avlama. Şş, oğlum sakin ol. Oğlum öyle bir avlama sesi geliyor ki. Aa, köpek yanmış. Maga be, o yangın. Bir dakika. Bir mevzu var. Yangınla ilgili bir mevzu var. Yangındaki muhabbet biz de oradaydık galiba. Köpeğimiz var demek ki. İyi çocuk. Biz de patladık. Parçaları bir araya yatırıyorum. 1500 IQ. 1500 IQ. 1500 IQ. Hesaplamalarımı yapıyorum hemen. Demek ki yangında biz de oradaydık. Ya da köpeğimiz oradaydı. Nasıl? Çıkarım. Hesaplamalarımı yaptım ve dedim ki bence böyle. Bence mantıklı. Bence mantıklı. Yalnız özlemişim biraz korku oyunu oynamayı. Ananın amı ya. Ne alaka şimdi amına koyayım? Ayrıca niye böyle boyadınız bunu? Bizimki... Ben topallıyorum. O yüzden olabilir mi? Benim topallamam o yüzden olabilir mi? Bence mantıklı. Tekerlekli sandalye falan filan. Peki ben şimdi nane yemedim mi? Bir bakalım. Çöp var mı? Yok. Hanım abla çöp var mıdır? Yok. Merhabalar efendim. Merhabalar efendim. Bunu bana yapma. Bu ne oğlum? Silent... Ananızın amı! Harbi diyorum beynim yandı. Burada tekerlekli sandalyenin tekerleği var. Burada posterlerim var. Aha bu kapı açılıyor. Peki benim bir sorum var. Bu kapı açılıyor mu? Nasıl soru? Bu da açılıyor. Sol mu sağ mı beyler? Ben buradan gitme taraftarıyım. Resim falan var. Burada böyle tekerlekli sandalye bir şey. Sanki bu daha hoş gibi geldi. Belki de ikisine de gidiyoruzdur tabi de, onu bilmiyorum. Ya da ortadan yarak mı? Buradan yarabiliyor muyum? Onu eski! Ha, oyun dedi ki tamam. Diyor ki sol mu sağ mı? Bilmiyorum. Böyle oyun seçimlerine göre şekillenir falan filan dedi oyunun başında. Ben o yüzden ya ikisinde de boh çıkacak da bu daha böyle şeymiş gibi geldi. Hani kötü sonmuş gibi. Bilmiyorum böyle izlenimi oldu. Ha nah. Nah Serhat nah. Nah. Ha. Aynen kanka. Aynen. Ha öbürü kötü son. Ha tekerlek ters dönmüş amına koyayım. Tekerlek ters dönmüş ha. Sen de hemen şey yaptın. Ölüm amına koyayım. Sakatlık falan ha. Aynen. Allah benim belam vermeye ya. Daha girdiğim gibi pişman ettiler. Neyse bir şey seçtik artık. Devam ki. Bilmiyorum ki ne yaptık.
Sana gelecek. Ben bu işin çözümünü biliyorum aslında da. Bak bu adam çok şarap içiyor ya. Lan az önce denedim açılmadı. Ananı sikerim. Oha bana fake attı. Lan giriyorsan gir sikerim ben lan he dedi. Kapıyı açtık o kadar bir de seni mi bekleyeceğiz? Aa suratlar çizik. Ben bir evlilik fotoğrafı. Demek ki bunlar evlenmişler. Huzuru bulamamışlar. Ne oluyor amına koyayım? Tamam abi ben şey yapıyorum. Birader. Yokuz yokuz. Yok yok. Yokum yokum. Evladım yokum ya. Müsait değilim not okuyacağım. Deli mi ne ya? Notu da okuyamadım senin üstünden zaten sikeceğim. Manyak mıdır nedir? Deli gitti galiba. Bu ne oğlum? Boya izleri falan var. Buradan gelmiş. Bunun devamı yok yalnız. Enteresan bir adam. Dokanma. Tabii yokum ama her şeyde. Tık 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 kapıyı zorluyor. Manyak mıdır nedir ya? Sanki babasının evi. Benim evim bir de girmiş evime. Tamam belki önceden onun evidir. Ben onun evine çökmüşümdür. Burada yatır vardır falan da. Hani bilsem giderim yani. İnsan gibi dersin. Yani birader bak böyle bir durum var. Ben buranın hayaletiyim. Anladın mı? İnsan gibi gelip konuşursun yani. Dersin ki bak. Uzatma. Buranın ben yatırayım. Kalk siktir git buradan. Evi de ne yapıyorsan yap. Yani çeker giderim nedir yani. Ama belli yani biz deliyiz. Kafayı sıyırmış bizim adam. Hasta. Manyağın teki. Öyle geliyor bana. Protest kapkaççıları. Aç gözlü piçler. Yeni bir tanesi almaya gücüm yetmez. Neden lanet bacak? Ha. Dediğim gibi biraz aynen. Tekerlekli sandalye. O muhabbet doğru demek ki. Şu an taşlar yerine oturuyor gibi. O zaman bir gramofonumuz yok mu? Bir gramofonumuz yok mu chat? Var ama hadi bakalım. Nasıl çalışıyor bu onu da bilmiyorum ki ama. Oynatıyorum bir şeylere. Hayatımda hiç kullanmadım ki. Vardı da yani çok eskiden. Bilmem ben o işleri. Al geriye. Hocam sırtını götünü duvara vereceksin. Bu oyunlarda bildiğim bir şey varsa götünü duvara vereceksin. Bu arada ben lafımı geri alıyorum. Biz yarrak gibi olan yere gelmişiz bence. Yani düzgün, az önce düzgün taraftaydık. Şimdi vahşi tarafındayız. Bak bunu çaldık. Burasının bence asıl halini görüyoruz. Oğlum fısır fısır var ya konuşuyorsunuz. Yatağın hali ne oldu lan? Bence al geri bir daha. Bu da bana ver lan güle güle yaparsan bence olur bu iş. Bu hemen bitti. Bence bir daha deneyelim. Ben ölümümü hazırlamak istiyorum. Hayır hayır. Kendi otomatik çalıyor.
Şimdi bir de şöyle yapalım. Şiir gibi söylüyor bak. Güzel, doğrusunu buldum galiba. Ben anlıyorum bu müzik işlerinden ha. Resim falan yok da bende, bu müzik işleri var gibi. Anlıyorum sanki bu işlerden. Bir tane şey değiştirdim. Peki bir daha oynatabiliyor muyum onu? Oynatabiliyorum. Bunun bana bir şeyi olması lazım ama. Bak bunu böyle çekiyorsun, bunu böyle yapıyorsun. Bence bunun bir doğrusu olmalı. Bak şurası büyük problem. Bunu nereye getireceğim konusunda hiç fikrim yok. Ama döndürelim bakalım. He, çok kalın yaptık. Beğenmedi. Bu şey, yaratık beğenmedi. Oğlum o sesi ben çıkartırım. Hayırdır lan, müzikten falan çıkarma. Sanki buluyorum gibi. Bu arada ben mantığını anladım. Birini düzden, birini tersten okuyor. Çar. Megafonun biri düzden, biri tersten okunuyor. Şey, saksafonu. I needed a jar and a plastic tubing. Güzel, bunu aldık. I siphoned gas before. I knew how it was done. Onu anladım. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Çal çal, güzel bir şeyler çal. I stepped right on her toes, and when she bumped my nose, I baksana, tam buldum galiba bu sefer. Aynen, çok net çalıyor. Tam yerini ayarladım. Güzel. Geri dönüp iki yere de gireceğiz sanırım. O şöyle değil gibi. Aa, yo. Merhabalar, merhabalar. Oh, stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Bu arada Nisan'da baba asker. Yay boyunca yayın yok maalesef. 21 gün diyelim. Geri gidiyorum. Aa bak, bunu bulmuşuz mesela. Ha, bunlar kilitli. Bak aynen. Bunları buldukça böyle böyle açılacak. İyi, güzel. O zaman biraz daha silelim. Ama YouTube'a ben ayarlarım yani. Bir ay boyunca video gelir herhalde. Kesin konuşmuyorum ama. Discord size emanet. Ona göre. Ben buraya gitmek istiyorum. Kafayı sıyırdım çünkü. Tamam. Daha çok var Nisan'da. Ya böyle hayalet mi olur ya? Yaptığın yakışıyor mu yani şimdi? Gittim, vazoyu kırdım. Ya ayıp vallahi, ayıp. Ben konuşmak istemiyorum ya. Yani.